Hocam Yücel Bey diyor ki benim sol gözüm yok. Sağ gözümde glikom var. Buna bağlı olarak yakın ve uzak görme kaybı oluştu. Bitkisel çözüm var mıdır diyor. Şimdi şöyle, glakom burada yapılacak olan şey yani göz tansiyonunu düşürmek. Bunun için önerdiğimiz şey Hocam bir domates suyumuz var bizim. domates suyu. Bak %100 doğal domates suyu. Neydi ismi? Var. Yücel, Yücel Bey. Yücel Bey. Anadolu'da artık bu doğal domatesler çıkıyor. Kendinize istetin ve bunun suyunu içeceksiniz. 150 mililitre. Bir de Melisa melisa. çayı. Evet hocam. Limon melisa. Domates suyunu içtikten 1-2 saat sonra bunu uygulasınlar. Fakat değişen bir şey var. Bak geçen hafta göz tansiyonundan bahsettik, değil Evet. mi kızım? Evet. Bak glakom. Ne var? Domates suyuyla limon melisa çayı. Tamam, faydası. Şimdi çok daha etkilisi var. İşte Orhan Bey'den yani rica ettiğim, bana mesaj at da filan dediğim. Evet. Şimdi bakın, gözde kılcal damarlar çok kıymetlidir. Retinada hep kılcal damar. Kılcal damarlardaki hareket. Ne demiştim? Kılcal damarlardaki kanın akışı vibrasyonlu olur, titreşimli olur. Titreşimli hocam. Yani dolayısıyla bunu en iyi titreştiren nedir? Siyah hardal tohumu. Bir çay kaşığı siyah hardal tohumu alsınlar. Bir gün durup bir gün kullansınlar. Veya ilk 3 gün günde birer defa bir çay kaşığı siyah hardal tohumu, ama bozulmamış olsun ha. Raf ömrünü doldurmamış olsun. Bak görecekler glakom nasıl. Hem de birkaç gün içerisinde iniyor. Ha, bu yeni bilgi. Ya hocam bunu daha önce niye söylemedin? Ya bunlar gökten zembille inmiyor bana. Bir anda hepsi budur diye. Araştırıyor. Aa diyorum ya, bak hardalda böyle bir özellik de var. Bu glakomda da etkilidir diyoruz. Bu siyah hardal tohumunda yalnız şu kişilerin kullanmaması gerekiyor. Tiroid problemi olanlar, böbrek yetmez yani böbreklerinde problem olanlar, safra kesesi taşı olanlar ya da Diyaliz hastaları yani. safra kesesi alınmış olan kişiler bu siyah hardal tohumunu kullanmaması gerekiyor. Evet.